İyi günler. İstanbul katılımlarına selamlı yürüyüm. Уважаемые коллеги, я коротко остановлюсь о важнейших этапах развития башкирских. Herkese merhabalarımı sunuyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Şöyle görünüyor ki Başkir Wikipedia'sından sonra geldiğim en güzel yerlerden biriydi. Başkir Wikipedia'sında uzun süre önce yazılan yazılarla Wikiveri Başkir'de başlamıştır. Burada size Başkir Wikipedia'sından bir görüntü gösteriyorum. 2011'de kullanılan metotlar uzun süredir Rusya üzerinden de kullanılmıştır. Başkırdistan'da kullanılan metotlar Rusya'dan alınmıştır. Tamamen elemeyle yapılan şeylerdir. Bunlar biliyorsunuz konulan vergiler, Almatı'da yapılan milli üniversitede görüşmeler, ilk Türk ilk verisi bahsettiğim üniversitede olmuştur. Uluslararası toplantılarda ilgi uyandırmıştır. Düzenli olarak yayınlama, hayatımızla ilgili yayınlamalar yapıldı Wikiveri'de. İstanbul konferansında aynı zamanda gayet verimli olacaktır. 2015 yılında uluslararası bilim, açık bilim okullarında toplumsal bilgilendirme ile ilgili konuşulmuştu. Tarihle ilgili, dillerle alakalı, edebiyatla alakalı konuşuldu. Başkırdistan'da, Tataristan'da, Rusya'da da etkinlikler yapılmıştı zaten. Katılımcılarımız önce çok azdı. Güzel Ramazanov'da katılımcılardan biriydi ve Başkürdistan gönüllülerinden biridir. Kendi grubuyla buradaki etkinlikler için ya da Wikiveri'deki yazılar için büyük destekler sağlamıştır. Zamanla gelişen gruplar şakayla söylemek gerekirse babuşkalar, yani nineler olarak adlandırabiliriz. Başkurdistan Wikiverisi kadınlarla, biliyorsunuz ki Wikiveri'nin çoğunluğunda kadınlar bulunmaktadır. Ama bizim burada kadın çoğunluğu vardır. Bizi mutlu eden bir konuydu bu. Buradaki kullanıcı grubumuz 2015 yılında Wiki konferansında merkezi, bölgesel ve Avrupa Wikiverisi'nde Estonya'dan özellikle bahsedeceğim. Buradaki Başkır adminleriyle ve bu kullanıcı grubuyla fon sağlanmıştı onlara. Başkır'dan Rusya'daki önde gelen Wikiveri gruplarından biri olmuştur. Ve bu konferanslar Wikivedia, Wikiveri Vakfı'nın
büyük yardımlarıyla yapılmıştır. Buradaki en büyük etkinliklerden biri de tüm dünya içerisindeki tercümelerle alakalı yapılmıştır, beraberinde yapılmıştır. 2015 yılı Mart ayında yapılmış olan konferansta Başkurdistan yayını Burjinskan bölgesinde yapılmıştı. Başkurdistan Wiki vericileri Rusya'daki birçok bölgenin bilgilerini içermektedir, yazmaktadırlar. Yapılan bazı yarışmalar bulunmuştur Rusya içerisinde. Yapılan son yarışmada Başkurdistan tarihiyle ilgili bilgilendirmeler yapılmış. Gördüğünüz gibi böyle içeriklerimiz de bulunuyor görsel olarak. Bazı sebepler yüzünden bazen Wikiveri'ye yazılması mümkün olmayan konularımız var. Yüzlerce yazan sanatçımız da var bu konuyla alakalı. Tarihçimiz de vardır herhalde. Katılımcılar yüzlerce konuda yazmıştır. Sponsorlarımız sayesinde de bu mümkün oluyor. Sonuçlar için bize yardımcı olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Başkurdistan, Büyük Başkurdistan grubuyla yazılan şeylerden görüyorsunuz. Bir sayfayı paylaşıyorum. Online okullarımız var ve bu konuda bazı yarışmalar düzenlendi. ...15. yaşına girdikçe Başkurdistan Wikiverisi burada bir jübile yapılacak. Evet, sonuç olarak Başkurdistan kurucusu, admini Wikipedia'ya teşekkür etmektedir. Bizim topluluğumuz aslında çok küçüktü. Başkurdistan dilinde yazıyorlardı sadece ama her gelen gün, her gelen insanla topluluğumuz büyümekle kalmadı. Yazdığımız bilgiler de arttı. Başkurdistan dilinde görülen Wikiverimiz şunu gösteriyor bize. En dinamik projelerden birini bizim yapmamızı, dünyadaki en Başkurdistan doğal olarak çok fazla konuşulan bir dilde yazmıyor. Başkurdistan Wikiverisi ve binlerce makaleyle alakalı yazıyoruz. Her geçen gün bunları arttırıyoruz. Binlerce makaleler birçok konuda yazılmaya devam ediyor. Bütün dünyada da aynı şekilde olmakla beraber ama Başkirski dili global olarak bakıldığında
Diğer konuşulan diller kadar konuşulan bir dil olmadığı için dün de bahsedildiği şekilde büyük önem kazanıyor. Burada çok değerli bazı sertifikalarımız var bu konuyla alakalı. Wikipedia bu arada bazı reklamlarda da bulundu bu konuda alakalı. Beş Kurdistan Wikiveri ile Başkesiz Wikipedia'nın Wikipedia'ya destek verildi. Aşk Kadar Radyosu'nda da düzenli olarak bizi karşılamaktadırlar. Canlı yayın yapıyor onlar da. Bazı hediyelik eşyalarda da isimleri bulunuyor Başkurdistan Wikiverisi'nin. Teknik desteği her zaman talep etmekteyiz aslında onlardan ve bize bazı iş arkadaşlarımız Wikiveri konusunda, Wikiveri'de bulunan iş arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Zaten bu destek için çok müteşekkiriz. Ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki ve Türk dillerinde, Türk dillerin Wikimedyasında bulunmaktan çok memnunum. Almanya'da da bulunmuştuk. Böyle bir merkezde yer almaktan, Türk dilleri Wikimedyasında bulunmaktan çok keyif alıyorum. Herhangi bir soru varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Benim adım Zaytuna. Demin arkadaşımın da bahsettiği gibi ben de gönüllü olarak destek verenlerden biriyim. Benim Wikiverilerden bahsedeceğim ben. Ben bu konudaki artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. 2015'te başladığımızda Wiki Babuşki olarak tanıttığımız, Wiki Nineler olarak tanıttığımız kendimiz uluslararası Wikiveri konferanslarında büyük ilgi gördük. Programistlerimiz vardı ve Wikiverici olan başka teknik arkadaşlarımız vardı. Gelecek Wikipedia'ya da yardımcı olacak insanlardandır. Başkirski Wikipedia'nın bir isim vardı. Başkirski Wikipedia'nın de öncülerinden biridir. Burada gördüğünüz gibi bazı şablonlar var. Küçük şablonlar da bulunabilir. Yapı taşları da bu şablonlar. Eğer bir küçük fotoğraf, görsel kullanılabiliyorsa genellikle şablonlar dahili mantık içerisinde kullanılır. Bazı testler yapıyoruz tabii ki. 2015 yılında şu konularda yazıyorduk. Birçok dilde yazıyorduk aslında. Gördüğünüz gibi uluslararası olarak anlaşılabilen küçük resimler de kullanılıyordu bu konuyla alakalı. Çünkü bizim dilimizde çok konuşan insan yok. Ve bu verilerin anlaşılıyor olması lazım. Bütün veriler, Wikiveri'de bulunan bütün bu veriler, giriler, küçük fotoğraflarla da destek alınmıştır ve o fotoğraflar da bizlerle bulunuyordu. Wikiveriler yeterli olmadığı durumda, Başkirski dilinde yeterli olmadığı durumda, orada biz uluslararası kullanılan bir küçük fotoğraf kullanıyorduk. Oradaki Wikiverileri en azından okuyabiliyor oluyorlardı ve kendi dillerindeki makaleleri görebiliyorlardı en azından. Kendi dillerinde görebiliyor olmaları tabii ki de bunu etkili kırıyordu. Geçen sene Wikipedia yarışması yapmaya başlamıştık biz. Makale yazmayla alakalı yarışmalardı bunlar.
Bunlar sadece makale yazmakla alakalı değildi. Aynı zamanda wiki veri ile alakalıydı. O kadar çakallık yaptım ki bir makale yazdım. Bin küsür kelime kullanarak yaptım bunu. Ve eğer daha çok makale yazıyor olursam Wikiveri'yi daha çok anlıyor olacağım ve başkaları da beni daha çok anlıyor olacak ve ben de bu konuda başarılı olmuş olacağım. Bu uluslararası bahsettiğim küçük fotoğraflar da zaten bize kaliteyi de arttıran, verinin de kalitesini arttırma konusunda bize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi sadece 20 kişiden oluşuyor. Biz onlara gördüğünüz gibi Wiki babuşkiler, Wiki ninneler diyoruz. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Birinci şablon küçük fotoğrafların kullanıldığı şablonlardı. Tekrardan söylediğim gibi o fotoğrafların çalışıyor olduğundan emin olmalıydık. Bazı test yaptığımızdan bahsetmiştim. Bazı test yapılan wiki verilerde hatalarla karşılaşıyorduk. Bu kendimize ödev dediğimiz şekilde bu test sonuçlarını alıyorduk. Ve üç olarak da şunu söylemek istiyorum. Yazılı verilerin, çevrilen verilerin görünebilir veri olması bizim için çok önemli aslında. Kendi dilinize çevrilebiliyor olması çok önemli bu konuda. Bu sebeple Edgar Degas'ın makalesinden bahsetmek istiyorum. Onunla alakalı yazılmış malakadan. Mesela onun İngiliz Wikiverisinde de ya da Kazak dilinde ya da Azerbaycan dilinde ya da ve başka dilinde onunla alakalı yazılar görebilirsiniz. Çünkü orada zaten küçük fotoğraflarla, uluslararası fotoğraflarla bu anlaşılabiliyor en azından. Başka bir Wikiverisi, uluslararası görüntüler bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Şablonları aynı zamanda. Bu sebeple de bu yarışmaları düzenlediğimizde işin kalitesine bakıyor oluyorduk. Herkesin anlayabileceği, kendi dillerinizde olabilecek. Edgar Degas'a örnek vermek istiyorum burada. Burada bir küçük şablon var. Küçük bir figür görebilirsiniz burada. İki harfle ifade ediliyor. Ve dördüncü olarak size şunu söylemek istiyorum ki küçük şablonlar, gördüğünüz gibi küçük yazılar Wikiveri tamamlanmamıştır gibi yazılar görüyorsunuz ve bunlar da güncellenmeyi bekleyen bilgiler görüyorsunuz. Siz buraya yazarsanız o zaman yeterince dolu olduğunda en azından bunu anlayabileceksiniz. Bunlar artılardı. Şimdi eksilerinden bahsetmek istiyorum. Bir wiki vericinin şablonları verimli olarak kullanılıyor olması lazım. Uluslararası fotoğraflarla, küçük fotoğraflarla zaten çalışabiliyor olması lazım. Maalesef Başkırtistan dili bizim programistimiz Sergey Bey sayesinde çevirebiliyor sadece şu an. Bazı gönderiler bulunuyor bu konuda. Bu bir eksi aslında çünkü bir element olması lazım, bir tuş olması lazım ve biz bunu çevirebiliyor olmamız lazım.
şuraya bir bakalım. O fotoğrafı bir gösterebilir misiniz lütfen? Başka dilinde böyle. Ve başka dilde de zaten var. Ve başka dilde de, başka bir dili görebilir miyiz lütfen? Mesela gördüğünüz gibi buradaki İngilizcesi de var. Şimdi Azerbaycan dilindeki burada. Başka diline geri dönelim. Burada görüyorsunuz ki sadece burada küçük bir uluslararası küçük yazı var. UKA şeklinde. Bazen insanlar wiki verileri doldurmuyorlar tam anlamda. Bu yarışmalar sayesinde wiki verinin tamamlanması, kullanılan şekil, zamanın kullanıldığı şekli de en azından sonuç olarak almak için kullanılmasını sağladık yarışmalar için. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim dinlediğiniz için de. Eğer sorunuz yoksa ben bütün organizasyon ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Küçük sunumumuz için sonuç olarak Asaf Bey'e de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Çünkü bize her konuda yardımcı oldu. Çok belli ki bizim tatlı balımızdır kendisi. Ve aynı zamanda büyük bir teşekkür borçluyum. Bizim küratörümüzdür kendisi Meyman Bey. Çok teşekkür ederiz. Bunu lütfen kabul edin. Tabii ki de bizim organizasyon ekibini Zafer Bey'e ve Başak Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bizim güzel Baş Kürdistan'ımızın balını ona da takdim etmek istiyorum. Teşekkürler. Çok mersi. Başak Hanım'ı hemen alıyoruz. Başkir balımızdan alın lütfen. Dün özellikle getirdik, küçücük bir anahtar getirdik. Ve bu sabah saatlerde sevgili arkadaşımız geldi Azerbaycan'dan ve bize dedi ki İstanbul'da olduğunuz için çok memnunum ve ben de 30 dakika boyunca sizinle olmak istiyorum en azından. Başkir'in de burada olduğundan çok memnunum. Tüm dünya içerisinde o da olduğu için çok 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 memnunum. Rahmet Bey, teşekkür ederim.